Merhaba Ege Üniversitesi Televizyonu değerli izleyenleri. Bir Futbol Dünyası programında da sizlerle beraberiz. Ben Erim Direli, kıymetli arkadaşım Mustafa Cem Özer'le beraber yine Süper Lig'i yorumlayacağız. Nasılsın Cem? İyiyim, sınavlarımız bitti. Sen nasılsın? Evet, iyiyim ben de. Havalar da biraz soğudu artık. Evet. Tam hastalık havası derken Süper Lig'de durulmuyor. Orada da artık büyük takımlarda hastalık krizleri hakim. Dilersen yavaş yavaş haftanın fikstürünü konuşalım. Kıymetli rejimizden de haftanın maçlarını rica edelim. Haftanın ilk maçında Yeni Malatyaspor Trabzon'u çok farklı bir galibiyetle beklenenin aksine 5-0 mağlubiyet kazanarak başladı. Trabzon'u mağlup etmeyi başardı. Büyükşehir Belediye Erzurumspor 2-1 Göztepe'yi yendi. Konyaspor kendi evinde Ankara Gücü'nü 2-0 yendi. Çaykur Rizespor Başakşehir'e 2-1 mağlup oldu. Galatasaray deplasmanda umduğunu buldu ve 3-0 galip ayrıldı. Bursaspor Kasımpaşa ile karşılaştı. Kasımpaşa karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı. Fenerbahçe 2-0 Alanyaspor'u artık küllerinden doğan bir Fenerbahçe 2-0 yenmeyi başardı. Antalyaspor'da Akhisar'ı 2-1 mağlup oldu. Beşiktaş'ta Sivasspor'u artık patlamasını beklediğimiz o Avrupa Liglerinde kötü sonuçlar alan Beşiktaş'ı görmeyi ummadığımız maçta 2-1 Sivas'a mağlup oldu. Dilersen artık dört büyükleri konuşmaya başlayalım. Önce Trabzon'la başlayalım. Sesin haftanın hezimeti çok üzücü bir olay. Artık kadro yapılanmasının da üst seviyede olduğu sezonun en çığır açtığı haftalardayız. Sakatlıklar vesaire cezalılar çok had safhada artmaya başladı. Ama Trabzonspor günden güne kan kaybetmeye başladı. Ne diyorsun? 5-0. Ya şöyle aslında büyük umutlarla lige başlama ve iyi bir futbol oynayarak devam eden bir Trabzonspor var karşımızda. Son 4 haftası gerçekten ilk 7 hafta, ilk 8 hafta oynadığı futbolla bağdaşmamış futbol. Pozisyon yakalıyor ama bir türlü bunları gole çeviremiyor. Ya da çevirse de kalesini gole kapatamıyor. Ki bu 5 gol yemek Yeni Malatyaspor'dan sürpriz mi? Aslında çok fazla değil. İlk çünkü, defa da 3 gol üzeri yedi açıkçası. Onur kurtarıyordu Trabzonspor daha öncesinde. Bu sefer kurtaramadı artık. Yani, Antalyaspor maçını hatırla çok dikkat çekmişti. Yani, Cilermen'in şov yaptığı bir maçta ilk 5-0'lık bir galibiyet. Yani Yeni Malatyaspor önce Fenerbahçe 1-0 evinde. Sonra Galatasaray'ı yendi. Ardından Trabzonspor'a 5 attı. Bir tek deplasmanda Beşiktaş'a 2-1 mağlup oldu. Dört büyüklere güç gösterisinde bulunmuyor. Artık İngiltere Premier Ligi'nde Wolverhampton oldu. Gerçekten üst düzey bir performans. Güler mi? Yani ben gerçekten sezon başlangıcında çok adını çok duyuyorduk. Evet. Yeni geldi işte Agbon Lahar'la beraber gelecek, Aston Villa'dan gelecek falan gibi haberler çok duyuluyordu. Agbon Lahar gelemedi. Fakat Guilherme geldi. Arkadaşımla konuştuğum zaman o da çok ilgili. Senin gibi aynı. Konuşuyorduk. Guilherme diye bir çocuk var. O felaket bir topçu. Araştırdık ve hani 600 bin euroya bugüne kadar transfer bütçesi. Lakin gerçekten beklenenin üstünde bir Guilherme. Çok şov yaptı bence. Haftanın oyuncusu olmaya aday değil. Ya şöyle bir anekdot var aslında. Zamanında Borussia Dortmund Lewandowski'yi kadrosuna katarken o da 600 bin euroya almıştı. Evet, çok enteresan yani bir şey transfer. Aslında transfer paralara pek bakmamak lazım bu tür işlerde. Yani, takımla uyum, gösterdiğin çaba, ligi ayak uydurabilmek eser bunların hepsi önemli. Cilerme mükemmel bir futbol oynadı yani bu hafta. 2 gol 2 asist. Şu ana kadar bu sezon Süper Lig'de bir maçta 4 gole katkı yapabilen ilk futbolcu oldu Cilerme. 2 gol 2 asistle. Yani gerçekten olağanüstü bir futboldu. Yani haftanın oyuncusuyum ya da sezonun oyuncusuyum olabilir yani. Dedi yani. İyi bir transfer politikası olabilir mi Malatya'nın? Alexis falan yani bu tarz oyuncuları çok iyi çıkarttı ve hani şu anda gerçekten ligde de çok iyi gidiyorlar. Yani gördüğümüz üzere çok iyi bir performansların olduğu haftada 4. sıraya oturmaya başardı Malatyaspor. Şöyle hatta maç fazlasıyla 2. sıradaydı. Sonradan bir gerileme oldu ama şöyle ki Malatyaspor hani oyuncu transferi ya da bireysel oyunculardan kazanan bir takım değil aslında. Takım olma kimliğini kazandı Malatyaspor ve bunun devamında hani gelen başarılar var. Umarız devam eder ve lig daha heyecanlı olur. Evet gerçekten. 3-4 takım değil daha fazla 7-8 takıma çıkan bir lig izleriz. Geniş bir parantez açmak lazım Trabzonspor'a. 5 maç yani kaç maçtır artık gol yeme hasreti var. Golü de atmama sıkıntısı da yaşıyorlar. Burak Yılmaz da bu hafta içinde büyük maç şu anda kulüp menajerini Burak Yılmaz'ın çağırdı ve sanırım şu anda bir kadro dışı kalma durumu var. Hatta sözleşmesinin feshedilmesine yönelik. Oraya kadar gidebilir. Transfer haberlerine göre Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Avrupa'dan da 2 kulüp Burak Yılmaz'la şimdiden ilgilenmeye başladı. Bence her kulübün şu anda Burak Yılmaz gibi forvete ihtiyacı var ama Burak Yılmaz bu psikolojiye ne kadar hazır? Bu kadar magazinsel olaylar, bu kadar artık yani çok yeteneğinin de üstüne geçmiş haberler. Burak Yılmaz'ı biraz sarsmış olabilir. Son haftalarda da sen zaten penaltılarını falan çok değiniyorsun. Çok da yani dediğim gibi Cem çok şey yapmıyor, tasvip etmiyor penaltı pozisyonlarını Burak'ın. Ama
büyük kulüplerde artık en azından Trabzon'dan çıkıp 3 büyük kulüplerde başarı gösterir mi Burak Yılmaz? Ya şöyle, Burak hani Çin'e de gitti geldi ama şöyle bir sıkıntı var aslında. Bu Burak'ın işte penaltı pozisyonları 7-8 sezondur olan bir şey. Yani evet. Beşiktaş'tan Trabzon'a gelip tekrar işte Galatasaray'a gitmesi vesaire. Hani bunların hepsinden farklı bir durum ama şu anda bence en çok Galatasaray'ın işinde. Çünkü Galatasaray'da forvet yok. Evet, şu anda gerçekten sakat olanlar sakat olmayanlar formsuz. Yani gerçekten hani böyle forvetim yok diye bağırıyor Galatasaray. Alarm çalıyor ama yine de 3 gol attı. Kazandı birazdan onu da değineceğiz. Hani Burak milli takım sevdiği hoca işte Fatih Hoca. Takımın yarısı değişmiş olsa da hani acaba hala sevdiği hoca mı? Bir de öyle bir soru var. Acaba evet, hala milli takım geçmişleri yani. Evet biraz sıkıntılı bir dönem. İşte Arda Turan gerilimleri vesaire. Evet. Ama Burak hani bu kadar magazinsel olay senin bahsettiğin işte üzerine Trabzonspor'da yaşadığı hani bu tartışmalı sansasyonel haberlerden sonra Burak hırslı bir oyuncu. Hani bu hırsını futbol odaklı yani Galatasaray'da cidden çok başarılı oldu. Futbol odaklı ama diyorsun. Hani Fenerbahçe'de gitse şu anda Beşiktaş'a da gitse hani, iş yapacak bir oyuncu. Evet. Dileriz kariyeri Türk futbolu için iyi bir transfer bakalım. Yapar. Giderse diyelim eğer. Ve istersen artık Trabzon sayfasında kapatalım. Ünal Karaman'ın son dakika hani gelişmesiyle evet. Takımdan ayrılması söz konusu. Talipler arasında Tunay Turan'ın da olduğunu ayrılan birçok hoca var zaten evet. Bu hafta. Bakalım. Bakalım diyelim ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor Göztepe'yi 2-1 mağlup etti. Yasin Öztekin artık yani bu sezonun artık gol krallığı yarışında dayanamayan adamı ve evet, artık gol kralı da olma şansına yaklaşıyor gün geçtikçe. Jagne'nin düşen performansı oluyor. Bazen artığı pozisyonlar oluyor. Bu hafta zaten çok güzeldi ve çok iyi de bir fair play ruhuyla evet. Çok iyi bir hareket yaptı. Birazdan değineceğiz. Ama Yasin Öztekin'in kurtarma çabaları yeterli olmadı. Golleri İbrahim Akdağ ve Taylan Antalyalı'dan geldi. 2-1 Erzurumspor Mustafa Hoca ile de artık bir nefes aldı diyebiliriz ama Çaykur Rize'yi ligin dibi ne de itmeyi başardı açıkçası. Yasin şu anda hani önündeki notlarda Göztepe'nin deplasmanında attığı 4 golün 4'ünü de atan isim. Hani 4 golle katkı yapan 4'ünü de atan isim artık. Yani şu anda Göztepe'nin geçen sene Yavuş'tan sağladığı performansı şu anda Yasin'den sağlıyor ve bu kanat oyuncusu. Hani forvetteki o hücumdaki merkez oyuncudan istediği katkı bir türlü alamıyor Göztepe. Evet. Ama tamam. Yasin'in çabalarıyla gelişen bir şeyler var. Yasin işte hani Cagne'den sonra gelen isim. Evet. Bakalım. Ya Yasin... Tamer Tuna'dan sonra da zaten birazcık düşüş olacağı bekleniyordu ama yine de o düşüşe rağmen 8. sırada kalmayı başardılar. Belki de ligi ilk 10'da bitirecekler evet. Dediğin gibi ama bir Tamer Tuna'nın özlemi illaki var. Çünkü genç bir hoca. Yeni bir jenerasyon kurmak istiyordu burada. Gerçekten çok futbolunu da beğendiğimiz bir kulüp Göztepe. Dileriz ki yani kendi İzmir'imizin de temsilcisi. Dileriz daha iyi yerleri hak etmeyi başarır Olur. diyelim. Ve Çaykur Rize-Başakşehir maçına gelelim. Lider. Liderliğini lider. Korudu. Gol yedi ama. Gol yedi evet. Bu hafta gol yedi. Uzun bir yerden sonra gol yedi. Ama bu hafta Manchester City de gol yedi. Yani evet. Aradaki... Şimdi devam ediyor denge. Evet yani şey açılmadı. İpler açılmadı. Manuel Da Costa ve Bayiç. Yani yine takımın sırtlan isimlerden Bayiç çok iyi gidiyor. Vişkan Azeman dursa Bayiç bir şekilde ortaya çıkıyor. Yani Vişkan'ın o düşük performansını sağdan silip tamamlıyor. Başakşehir'i tekrardan kurtarıyor. Adı bağırdı artık yedekler arasında. Arda Turan da yavaş yavaş oyuna girdi. Evet. Islıklandı fakat tekrardan formuna kavuşacağını düşünüyoruz. Diyelim ve Başakşehir'i kapatalım istersen defterini. Kayseri Spor Galatasaray haftanın önemli mücadelesinde Galatasaray 3-0 galip ayrılmayı başardı. Goller Onyekuru'dan ve Ömer Bayram'dan geldi. İki tane Onyekuru çok güzel gol attı. Onyekuru'yu bu hafta bir geniş parantezle konuşmak istiyorum seninle. Büyük umutlarla transfer edildi. Sakatlıktan dönen bir Onyekuru. İşte Anderlecht'te çok iyi performans gösterdi. Sezonun ikinci yarısında oynayamadı. Fakat daha sonrasında nereden nasıl bir politika izleyip scout ekipleri direkt Onyekuru'yu aldılar getirdiler. Çok şaşırdık seninle beraber. Önce kanat pozisyonda başladı. Ama Anderlecht'te daha çok forvet oynadığı zamanlarda evet, oluyordu. Fakat Rodriguez 3 hafta sonra sakatlığı geçtikten sonra sol kanadı Onyekuru'dan aldı ve Onyekuru artık gol atamamaya başladı. Derken şimdi Rodriguez'in olmayışı ve tekrardan Onyekuru kurunun forma şansı direkt 11'de bulması. Bu hafta da forvete yakın bir pozisyonda oynadı ve 2 gol attı. Ne diyorsun? Ya aslında şu önümüzdeki 3-4 hafta işte cezalılar ve sakatların kısa zamanda sakatlığın geçmesi beklenen oyuncular da Galatasaray'da aslında. Hani şu önümüzdeki 3-4 hafta Sinan Gümüş ve Onyekuru'nun haftaları olması gerekiyor. Bu haftalarda kendilerini gösterirlerse hani gösterirler. Yani daha sonrasında işte devre arası gelecek artık. Az bir zaman kaldı. 5 hafta kadar bir süre kaldı. Hani ondan sonra yeni forvet transferleri gelecek Galatasaray'a. Yani bekleniyor çünkü 2 transfer bekleniyor. Evet, en az 2 transfer şart gözüküyor. Gerekiyor çünkü hani sakatlıklar çok fazla olmaya başladı. Erenler'de yok istenen performansı gösterimi. Sinan genç yetenek dediler. Sinan bir çıkıyor bir anda düşüyor. Ya, yaşı da ilerlemeye başladı. 24 artık, yaşında ya, Türkiye'de ama... 27'ye kadar genç futbolcu olarak geçiyor. Evet, Emre Çolak gidene kadar genç. Kesinlikle. 100. maçında oynadı Sinan Gümüş.
Artık iyi bir performans göstermesini beklediğimiz, evet, umduğumuz futbolculardan bir tanesi. Ama yine bir parantez açmak gerekirse, Ozan Kabak çok güzel bir performans sergiledi yine. Mustara'yı sakatladı. Ama yine bir 12 yani, dikişlik bir. Evet, 12 dikişlik bir şey oldu. Şey, gözetmek için de İsmail oyunu aldı. Mustara'yı 90. dakikada çıkardı. En fazla ikili mücadele giren, en fazla top kapan, en fazla topu uzaklaştıran isim oldu Ozan Kabak. Bu performansıyla da milli takıma çağrılmasını gerçekten çok beklediğimiz bir oyuncuydu. Fakat Muriel Çalışescu milli takıma çağırmadı. Birazdan zaten değineceğiz. Evet. 3-5-2 oynayan bir Galatasaray. 5 maç sonra galibiyet hasretini aşan bir Galatasaray. Tekrardan lige tutunacak mı Galatasaray, ne düşünüyorsun? Galatasaray lige tutunacaktır ama işte bu gelen cezalar, işte Fatih Terim'in, Hasan Şaş'ın 7-8 maçlık uzaklaştırılmaları, takımın bel kemiği olan oyuncuların ceza görmesi veya sakatlanması her Galatasaray'a çok büyük yara vurmuştu. Çünkü normal şartlarda 11 oynayan en az 6-7 oyuncu artık kadroya giremiyor yani bir nedenden, evet, dolayı. Bu da diğer oyuncuda şans tanıyor aslında. Ya şans tanıyor ama işte Fatih Terim o istediği, ya şu anda tam ligi kopartmanız gereken zaman aslında. Evet, belli bir süre geçti, takımlar birbirine alıştı, işte takımlar oturdu derken hani oyuncular tam birbirine kenetlendi. Ya sakatlık ya ceza derken tekrardan bir kopukluk süreci. Bir de tekrar bu takımı oturtmaya çalışacak Fatih Terim. Yani Fatih Terim için zor bir zaman. Ama Galatasaray sonuçta yani forması yeter, adı yeter. Bir şekilde o yarışa girer. Takımının başında da olamayacak Fatih Terim. 7 maçlık, Hasan Şaş'ın da 8 maçlık, evet, cezalar. İstersen onunla hemen çok hızlı bir şekilde konuşalım. Donk 6, Ndiaye 5 maç, Rodriguez 3 maç, Fatih Terim 7 maç, Hasan Şaş 8 maç, Soldado 6, Jailson da 8 maç ceza aldı ve bu cezalar şu an için onandı. İtirazlar da kabul edilmedi. Ligimizin seyir zevki düşerken biraz da aslında futbol içindeki kalite de bu noktada, evet, düşeceği de benziyor ama dilerim artık böyle olaylar yaşanmaz ve derbiler veyahut da öbür diğer normal yerel liglerdeki maçlarda çok tatlı geçer. Temennimiz bu olsun. Bu tip şeyler olmasın ligimize. Çok, çünkü prestijli bir ligiz ve her sene üstüne katan bir ligiz. Evet. Artık bunlar yaşanmasın. Yani cezalılar geri dönsün. Kulüp başkanları dostluk çerçevesinde devam etsin. Tribünlerde de tatsız olaylar olmasın. İşte kardeşimiz vefat etti. Bu tür olayları da görmek istemiyoruz. Dediğim gibi Alanya Spor maçında çok da değineceğiz, evet, ona da birazdan. Diyelim Etiego Lopez'e kırmızı kart gördü. Aslında kaç haftadır kırmızı kart görmeye çalışıyordu Lopez. Çok da sert giren bir oyuncu açıkçası. Tatilde takım bir zamanda ama neden görmeye çalışıyor bu kadar belli. Evet, yani gerçekten öyle diyelim ve Galatasaray bu hafta içinde de Schalke'ye 2-0 mağlup oldu. Evet, gerçekten Galatasaray Mustera'sı kurtara dedik. Mustera çok hatalı bir gol yiyerek hani, evet, maça başladılar. Yani 1-0 geride başladılar. Daha 4. dakikada gelen, evet, bir gol. Çok erken. Avrupa kupalarında gerçekten hani şu son 2-3 haftadır takımlarımız çok kötü futbol oynuyor. Kazansak da hani kötü futbol oynayarak, evet, kazanıyoruz. Yani Beşiktaş'ın 4-2'lik içerideki mağlubiyeti. Sonra deplasmanda 1-1 berabere kaldı falan. Hı hı. Ama işte biz bu gruplardan lider çıkmalıyız. Ya da ikinci çıkmalıyız. Yani bu gruplar bizim elenmemizi sağlayacak ya da UEFA'ya düşmemizi sağlayacak takımlar değil yani. Kesinlikle yani özellikle lafını kesiyorum. Galatasaray'ın yani grubu akıl almaz. Avrupa Ligi kurası gibi geldi. Kesinlikle. Ama işte. Yani deseler ki Sayın Abdurrahim buyurun gelin bu kurayı seçin. Hani siz kendiniz şey yapın. Zaten öyle bir tepki verdiler başkanına. Deseler ki gel buyurun siz seçin deseler, evet, ancak böyle bir grup seçebilirsin. Yani başka türlü bu kadar şanslı bir kura da böyle performansların olması çok üzücü. Sakatlıklar tamam ama yani kadro yapılanmanız da buna göre yapmasınız. Çok büyük camialar hakkında konuşuyoruz ama. Üç kulvarda yarışan takımlar bunlar. Kesinlikle ama bunları bütün takımlar artık yapıyor. İngiltere'si de öyle, Premier Ligi'nde veya La Liga'da herhangi bir ligde de üç kulvarda her takım yarışıyor. Bunlar için önlemi çoktan önce almanız lazım yani çok önceden. Ama dilerim ki bütün takımlarımız başarılı olur. En azından gruptan çıkamasalar da dilerim seneye için çok daha iyi hazırlanırlar diyelim temennimiz. Şöyle küçük bir aslında isyan yapayım çünkü bu Türk takımlarının klasik şeyi, grup ne kadar kolay gelirse ve bu milli takım için de geçerli. İşte hani karşı taraf işte mesela Schalke kötü bir kura çektik, işte Galatasaray var dediği zaman biz bir gaza geliyoruz. İşte milli takım olarak Romanya ile eşleşiyoruz. Hocası konuşuyor, zor bir kura diyor. Biz gaza geliyoruz. Bir bakmışız 3-0 yenilmişler. Rahatlıyoruz diyorsun. Hani basit kuraları kaybeden takımlarız aslında biz hani ülke olarak. Zoru seviyoruz. Birazcık evet zor sevgisi var yani işte Real Madrid'le oynarken oynanan futbolla. Şimdi Schalke ile oynanan futbol kesinlikle değil yani. İhtimalleri hatırlayın. Yani Avrupa Şampiyonası'na katılacağımızda 8 ihtimali 8'in de olması gerekiyordu falan. Ya Kazakistan İspanya'yı yendi biz öyle gittik. Yani ihtimalleri çok seviyoruz. O zaman saçını düzeltti yenilik. Kesinlikle kanımızda var, yapacak bir şey yok ama dilerim ki her kulvarda kalitemizi gösterip futbol dünyasına da kendimizi ispatlamış oluruz diyelim ve artık Galatasaray perdesini kapatalım. Fenerbahçe Alanya Spor, Ronald Koeman. Erwin Koeman iyi bir performans göstermeye devam ediyor. Gollerde Ayew ve Frey'den geldi. Ne diyorsun Fenerbahçe için? Ya şöyle
yerini sabitledi artık. Hani o Fenerbahçe teknik direktörlük, Fenerbahçe hocalığını kazandı bence. Çünkü çok kötü giderken bir Galatasaray beraberliği, üstüne Anderlet'i içeride yendi. Alanya'yı yendi. Ve yani ilk 45 dakikası çok iyi oynadı bir futbol vardı Fenerbahçe'nin. Ayev tekrardan oyuna dahil oldu. Valbuena'yı kazandı ki... Kim tadımı Valbuena'ydı. Evet yani şu anda Fenerbahçe'yi taşıyan, yani bundan bir 4-5 sezon öncesinde Alex ne yapıyorsa şu anda Valbuena onu yapmaya çalışıyor. Yapamıyor daha. 60. 70. dakikalarda oyundan almak zorunda. Kondisyon çünkü eksikliği. Çünkü bir kondisyon eksikliği var. Hani, lig başlayalı 12 hafta olmuş. Valbuena 3 haftadır düzenli forma giyiyor neredeyse. Hani büyük bir eksikliği var ki bu sezon ilk 7 resmi maçta gole katkı yapamıyor Valbuena. Son 3 maçta 5 gole katkı yaptı. Evet evet. Yani 2 gol 3 asisti var. Ve gerçekten onun dışında hani sahne her yerine adım basıyor. Evet. Defansa da yardım geliyor. Özellikle Frey'de bu hırçınlık çok fazla var. 5 maçta 4 gol attı Frey. Frey'de hani dedik kim getirdi, neden getirdi? Sen de eleştirdik burada ilk programımızı. Eleştirdim. Hani Erzurumspor reddetmiş, biz niye aldık? Altıncı, ya da Fenerbahçe neden aldı diyordu. Kesinlikle 6. transfer hamlemiz olabilir diyordu Erzurumspor yetkilileri. Frey bir anda hani bir çıldırdı. Bir anda bir gol skalası yakalamaya başladı. Fenerbahçe şu anda küllerinden yeniden doğuyor. Hani gerçekten bu gözle görülüyor evet, yani 6 hafta sonra içeride kazanıyorsun, puanla tanışıyorsun vesaire. Üst üste 2 maç bu sezon, 18 maç oynamış Fenerbahçe, üst üste 2. galibiyetini ilk defa alıyor. Bunlar çok üzücü şeyler aslında. Böyle konuşuyoruz işte 6 hafta sonra puanla sonunda tanıştı. Bunlar artık yani büyük kulüplerin başlarına gelmemesi gerekiyorlar. Tamam, her kulübün bir düşüşü vardır. İşte Premier Lig'de, La Liga'da, herhangi bir Avrupa'nın büyüklüklerinde bunlar yaşanıyor ama yani neredeyse bu hafta kaybetse bile diş geçiremedi bir Alanyaspor. Sürekli takıldı. Sürekli yenildi yani. Çarkların takıldı. Öyle bir takım. Mağlubiyet olabileceğini düşündüğümüz bir takım artık yani Fenerbahçe gibi büyük camiaların bunlarla uğraşmaması lazım. Yani kaç 6 hafta sonra puanla tanışıyorsunuz. İşte biz Frey'in hiç olmaz diyoruz. Nereden buldular bunu diyor. Sonra 5 maçta 4 gol atıyor falan filan. Hani bir şey var Frey'de. Evet. Ama hani ne kadar o eski forvetlerin işte desteğini sağlayıp işte Drogba olsun, Van Oydonk gibi olsun, en azından Cajman bile olsa yani daha evet, iyi bir şey gösteriyor. Cajman mükemmel forvet. Çok güzel forvet katledi gerçekten Fenerbahçe için. Yani artık bu tip oyuncuları anmaktansa artık yeni oyuncularla dövünmek lazım. Evet. Transfer hamlelerini ona göre yapmak lazım Fenerbahçe için. Ya bize bu gelmişti değil, bizde şu anda bu var. Evet, birbirine kesinlikle önemli. Artık bunu yapabilen aslında şu anda Anadolu takımları, işte Cilermen var, işte evet, Cagnan var. Onlar çıkarttı bu isimleri, biz büyük takım bunlar, dört büyüklerde böyle şeyler yok şu anda. Kesinlikle. Yeni bir oyuncu çıkartmak zaten kesinlikle. Ozan var Allah'tan. Elif Elmas var Allah'tan. İşte Güven Yalçın geldi Beşiktaş'a. Evet. Yani bir şekilde bir Yusuf Yazıcılar vesaire. Ama böyle birer ikişer tane yani. Sen büyük camiasın. İşte 25 milyon taraftar olan camialarsınız. Hı-hı. Daha fazla oyuncu çıkartabiliyor olmanız lazım yani. Kesinlikle. Alanyaspor'da Sergen Yalçın'la anlaştı. Evet. İlk maçı da çıkamadı Sergen Yalçın. Genelde öyle bir şey var Sergen'le. Yani Sergen Yalçın hoca da hemen anlaşıyor. Genelde ilk maçına çıkmıyor. Tribünden izliyor. Zaten sezon sonunda da hemen takımı bırakıyor. Yani bu heves kırılması mı var Sergen hoca'da? Hani futbolcudan çok büyük hayranlığımız vardı. Seninle hep konuşuyoruz. Sergen hoca gerçekten hani muhteşem, inanılmaz bir futbolcuydu. Gençliğinde de. Fakat bir kulüpte kalamama, bir istikrarsızlığı var. Her kulübü işte çıkartıyor. Düşmekten kurtarıyor. Geliyor bir anda Avrupa'ya falan oynayan bir takım haline getiriyor. Ne oluyor sonra Sergen Hoca'da? Sergen Hoca aslında senelerdir öyle. Yani futbolculuğu da böyledi. Beşiktaş'a gelene kadar bir o elmadan bir bu elmadan. Yani Fenerbahçe evet, hepsini gezip Beşiktaş'a gelmiş bir futbolcuydu. Şimdi öyle hani yaşıyor hani bir tap noktası var, bir doruk noktası var. Onu elde ettikten sonra yeni macera yaşayayım. Hani sabit bir takım başında Arsene Wenger gibi 15-20 sene ya da Ferguson gibi işte 25-30 sene kalayım diye düşüncesi yok. Geleyim işte 6 ay bir sene oynayayım, oynattırayım. Ondan sonra ben giderim mantığına. Seviyor öyle şeyleri galiba değil mi? Ya yani, ama bundan işte bir 5 sene sonra Yılmaz Vural gibi yakın nasıl? 24 senede 27 takım çalıştırdım diye. Artık onu da görmek istiyoruz ama Yılmaz Hoca'yı. Gerçekten özledik. Dinlenme yaşadı. Çok uzun dinlenme yaşadı. Ben Fenerbahçe'yi de düşünüyordum. Programda da konuşmuştuk burada. Hani Yılmaz Vural artık Fenerbahçe'nin başına neden gelmesin diye Cem'le konuşurken. Yılmaz Vural Türkiye'de neden bir takım başına hala evet, gelmiyor? Gerçekten. Bir takıma yani neden getiriliyor? Avrupa'nın artık yani birçok yerinde eğitim almış. Artık üst düzey lisanslara sahip olan bir hoca. Liglerde de yaptıkları ortada. Biraz eğlenceli de bir karakter. Yani çok güzel bir, bir karakter. Açıklaması var da. Ya madem yabancı hoca istiyorlar, benim Alman pasaportum da var. Oradan da hocalık sertifikam var, beni getirsinler dedi. Yani çok deneyimli. Yani elinden tutulması. Ya sahnen o hırçın adamı, takımı ateşleyebilen, tekrar moral sahibi yapabilen bir hoca. Milli takım başında olması gereken bir hoca aslında bence.
Kötü giden takımı çıkartırsa milli takımı da bir yerden kurtarı götürür yani. Yani Lüçeski'yle olacak iş değil bence. Şu anda ortada zaten. Verilen paraların onda birini alır Yılmaz Hoca. Yani, ama 10 katı yani Lüçeskun'un da Lüçeskun'da nasıl buraya geldiğini biliyorsun artık. Hani evet. Hafızasının yeterli olmadığından dolayı. Yok oğlum dolayı. Gelecek vesaire vesaire. Yani bunlar tabii tartışmak bize düşmez. Yani çok büyük bir teknik adam olduğunu hepimiz biliyoruz. Ama artık mini takıma da biraz yerli hocalar da şart diyelim. Ve artık istersen Fenerbahçe'ye noktalayalım. Noktalayalım. Beşiktaş'a geçelim. Hüsran mıdır Beşiktaş'ın bu haftaki mağlubiyeti? Ne eksikti? Bunları artık tartışmamız, konuşmamız lazım. Çünkü Şenol Hoca'nın planları hiç iyi gitmemeye başladı. Tamamen Kovarejma olmadan kazanamıyor mu dedik ama Kovarejma da vardı. Yani bir eksiklik var ama çok büyük bir artısı var. Güven Yalçın artık yeni bir jenerasyon. İnşallah kazandığını düşünüyordur şu anda. Bence kazandığını da inanıyoruz seninle de konuştuğumuzda. Hani bu kadar yara almasının yanında küçük bir tebessüm de güveni sayabiliriz. Şöyle Beşiktaş aslında bu mağlubiyeti sürpriz miydi? Bence değildi yani son 4 haftada oynadığı futbola baktığımız zaman Beşiktaş'ın hani Sivasspor'a kendi evinde yenilmesi yani Vodafone'larının da oynasa Beşiktaş favoridir ama yenilmesi çok sürpriz değil. Çünkü yani Genk'e 4-2 mağlup oldu. Deplasman'da 1-1 berabere kaldı. Öncesinde hani son 8 maçta bir tek Çaykur Rizespor'u yenebilmiş. 4-1 yani. Evinde. Onun dışında hani beraberlik ve mağlubiyetlerle geçen bir fikstür. Son 12 maçta 11 gol kalesinde gördük. Kar üstü olmuyor dedik. Türlü. Tolga da yapamadı bu hafta. Yani, ya çok kötüydü aslında kaleci performansı. Ben hiçbir Beşiktaş'ın Tolga'yı birinci kaleci olarak Beşiktaş kalesine layık olarak gördüğünü düşünüyorum. Evet. Çok fazla fedakarlık yapıyor ama Beşiktaş klasmanında formasını kaldırabilecek bir oyuncu değil. Değil artık evet. Yani, Tolga da artık hani yaşı belli bir seviyeye geldi. Kalecilerde tamam 37-38'e kadar oynanabiliyor ama Tolga Beşiktaş'ın bence hani birinci değil ikinci kalecisi de değil artık. Karius bir şekilde tamam ama bence hala daha Fabri'nin satılmasının yanlış olduğunu düşünüyorum. Evet, Fabri çok güzel bir şanslı Beşiktaş için. Ama tabii parası anlamda da insanlar kendi... Kesinlikle fair play işte UEFA'ya katılabilmek için ya da yeni transfer yapabilmek için yapılması gereken şeylerdi. Güven Yalçın dedik. Güven Wagner Love'un eksikliğini kapattı. Fazlasıyla hani, kapattı. Ya Beşiktaş'ın yani. İki şutu var kaliteden. İkisi de güvenden gelmiş. Birisi gol olmuş. Üzücü bir durum açıkçası Beşiktaş için. Artık da hani Şenol Güneş de maçtan sonra taraftarların yanına giderek oyuncularını topladı ve özür diledi. Artık güzel bunları hareketti. Bu güzel hareketti ama artık yani Beşiktaş 7. sırada. Artık bunların da yani artık büyük kulüplerin bu kadar düşüş yaşamaları üzücü bir durum ama tabii Anadolu kulüpleri için de artık görmek istiyoruz. Kesinlikle. Tekrardan bir böyle hani Sivas Spor'ların yükselişi, Manisa Spor'ların yükselişleri olsun. Artık biz de ligimizde bir Leicester City, Bursa Spor'un yaptığı gibi yapmasını istiyoruz. Gollerde David Brans ve Emre Kılıç'tan geldi. Emre Kılıç da çok güzel oynadı. Artık Beşiktaş'ın kanayan yarası durmuyor. Avrupa'da da kötü performanslar, üst üste gelen performanslar kötülükte kötü gidiyor. Genk'e artık hani bir beraber kaldı. Yine Kovarejman'ın yaptığı bir reaksiyonla beraber güzel bir maçtı ama isteneni alamadı. Grupta da şansı giderek azalmaya başladı Beşiktaş'ın. Ya, şu anda Kovarejma hani Beşiktaş'ı sırtına aldı. Hani yolda sendeleye Beşiktaş'ı bir yerlere götürmeye çalışıyor. Çünkü Oğuzhan yani iki Oğuzhan. Sezon öncesinin hani Beşiktaş'ın en iyi futbolcusu Oğuzhan sahada yok ya. Taraftarlar Oğuzhan'ı ıslıklıyor. Evet, evet. Oğuzhan yüzünden yenilen bir başta gol var. Başta üzüntüyle çıktı soyunma odasına direkt gitti. Hani, taraftar büyük tepki göstermeye başladı. İşte Fikret Orman'a birazcık işte hani paralar nerede tarzında bir evet. Tezahüratlar vesaire. Ya Beşiktaş 30-40 milyon yakın bir gelir elde etti transferlerden. Ama işte yapılan transferler gidenleri yeni karşılamadığı için şu anda taraftarlar çok tepkili başkanı. Gomez gitti yerine Abubakar'ı getirdiler bir şekilde dengeyi sağladı ama Cenk de gittikten sonra Wagner Love Larin o istenilen şeyi yakalayamadı. Larin'den ben çok umutluydum açıkçası. Yani Larin olur diye düşünüyordum. Genç bir yapılanma hani olabilir neden olmasın falan ama hani güven varsa Larin'e de çok ihtiyaç yok açıkçası. Yani madem güven çok daha iyi oynuyor bence. Kesinlikle gösterdiği hareketler, reaksiyonlar yani ve istekliliğiyle kesinlikle. Yani. Bazı pozisyonlarda pas vermedi işte o ikinci şutunda özellikle çok güzel bir şuttu. Gol olacak diye böyle heyecanla ayağa kalktınız. Cesareti var yani. Futbol oynama cesareti var. Umarım Şenol Hoca değerlenir ki Şenol Hoca genç oyuncuları seven bir oyuncu. Sebebi yerli oyunculara çok ayrı özel kesinlikle. İlgi gösteriyor ama Beşiktaş'ın artık bir jenerasyon zamanı geldi. Yani yaşı çok ilerledi Beşiktaş'ta. Kesinlikle o eski ateşleyici ruhu tamamen yok oldu Beşiktaş'ın. Yaşı ilerledi. 30'un altında bir tek Oğuzhan var yani bir de işte Güven girdi. Güven, evet. Var ama onlarca çok hani çok nadir işte Tolgaylar falan onlar da sakatlıktan. Ama artık bir jenerasyona tekrardan yapılanma ihtiyacı var ama maddi gelirler de
yeterli değil. Tabii ki her Türk kulübü için bir anda jenerasyonu sıfırdan yeni bir altyapı oluşturamıyorsun. Bu yüzden altyapılar çok önemli. Her zaman altyapı. Şu anda Galatasaray yapılanmaya girdi. Fenerbahçe o yapılanmaya yavaş yavaş eşiğinde. Türk kulüpleri yavaş yavaş yerli futbolculara yöneliyor. Ve tabii bundan işte dolar kurlarının, yabancı kurların çok yüksek olmasının da belli başlı etkileri var. Dilerim ki kulüplerde artık genç oyunculara çok önem verir ve milli takımlarımıza da artık yeni genç oyuncular göndeririz. Söyleyeceğim bir şey var mı bu hafta için? Şöyle aslında Galatasaray ve Fenerbahçe bu sezon beklenenin aksine çok fazla genç oyuncuya şans vermeye başladı. Evet, yani bunun yanında sakatlıkların, cezaların etkisi olsa da hani 11'e yerleştirilen bir Ozan Kabak işte tamamıyla 11'e çakılı oldu yani. Elif Elmas getirildi. Yani ben açıkçası beklemiyordum Fenerbahçe'de öyle 11'de üst üste 5-6 maç oynayacağını beklemiyordum. Çok uzun sürede bekledi, kadroya da alınmadı yani. Evet. Çok uzun süre. Yani işte Aykut Kocaman'ın son dönemleri, evet. Koku'nun yeni zamanları vesaire derken Elif oynatılmadı. Yani Barış ve Berke transferlerini yaptı Fener. Onun dışında yeni oyuncular altyapıdan sözleşme imzaladı. Galatasaray ve Fenerbahçe bunun biraz da ön ayağı olmaya başladı. Hı hı. Beşiktaş'ta Güven Yalçın var. Trabzonspor 2-3 sezondur böyle bir genç oyuncu çıkartma isteğinde. Başakşehir'de zaten bir şey söylemeye gerek yok. Yani yavaş yavaş takımlar hızlaştı ama buna bir 10 sene önce başlaması gerekiyordu. Kesinlikle takımları. Artık geç kaldık diyelim. Biraz geç kaldık bir ama. Bir an önce de başlarız diyelim ve artık Süper Lig'in bu haftasını bitirelim. Haftanın oyuncusunu kıymetli rejimizden isteyelim. Haftanın oyuncusu ya aslında biz Glermia'yı çok konuşuyorduk ama yapılan anketlerde biraz da o tarafa bağlı kalmak zorunda kaldık. Yapılan anketlerde Valbuena ve Onyekuru çok üst düzey performanslar sergiledi. 90 dakikada 2 gol atan bir Onyekuru İşte 64 dakikada oyundan çıktıktan sonra işte bir asistle ve oyunu inanılmaz yani yönlendiren bir Valbuena. İlk golünde yaratıcısıdır Valbuena. Yani orada 3 kişinin arasına girdi. O boyuyla işte topu çıkarttı, oyunu açtı vesaire derken aya vurdu, gol oldu. Kesinlikle. Yani aslında gol orada Valbuena yazılması gerekiyordu. Evet evet. Gerçekten Valbuena'nın inanılmaz bir performansı. Ama önlerine bence Cilerme geçmedi. Cilerme yani geçti. Cilerme için başka bir şey düşündük ama dilerseniz eğer farklı bir oyuncu siz de düşünüyorsanız bize yorumlarınızı belirtebilirsiniz. Haftanın oyuncusunu kimin olduğunu düşünüyorsanız. Bir sezonun dikkat çekenine gidelim. Biz Gilerme'ye orada küçük bir şans vererek onun da gönlünü almış olalım. Gilerme'nin performansı isterseniz rejimiz bize versin. Bu sezon gerçekten beklenenin üstüne performansla 12 maçta 3 gol ve son maçında da 2 asist yaparak 6 asist yaptı. Son maç performansı zaten üst düzey bir performanstı. Nereden çıktı Gilerme? Ne yaptı? Nasıl geldi buraya? Şöyle sezonun 11 hafta boyunca dikkat çekeni Jack neydi? Evet. Bir anda bu hafta işte Gilerme ben de varım dedi ki hani öncesinde oynadığı futbolda bunu destekliyordu ama skora çeviremediği için Jackney'nin gerisinde kalıyordu. Jackney 12-13 gol atmış bir oyuncu. Aynı mevkide değiller zaten. O da bir etken. Bir defa evet yani oynadıkları kaleye yakınlık ve yani işte hani birisi top dağıtıyor, birisi top alıyor. Yani. Etkili ama Cilerme bu hafta gerçekten mükemmel bir oyun sergiledi. Yani 4 gol atmak artırma gerçekten çok iyilerdi. Olağanüstü bir şeydi. Umarım bundan sonra devam eder ki devre arasında konuşulur işte Fenerbahçe mi, Galatasaray mı, Beşiktaş mı? Çünkü bu dört büyüklerin eksiği olduğu noktalar Cagney ve Cilerme tarzından eksikti. Yaratıcı ve kreatif oyuncuların olmaması kesinlikle. Yok hani umarım gitmezler ve takımları da kalırlar. Yani bu sezonu bir şekilde tamamlarlar. Evet ya değeri de 400 binden 4 milyon euroya kadar çıktı. Ki Avrupa'da Anadolu takımlarının transferlerde parayı şişirme skalasını düşündüğümüzde. Skalası var ama hani gerçekten Cilerme tarzında bir oyuncu da 4 milyon euro hak ediyor ya günümüz hani verilen paralarda. Çok fazla çok değil. Da şey çok çerez yani. Parası ama Türk futboluna baktığımızda 3 maç oynamış bir futbolcu yani 3 maç iyi performans göstermiş bir oyuncu 4 milyon euro vermek herhangi bir Türk takımın harcı değil şu anda. Çünkü 2 milyar işte 1,5 milyar dolarları aşan şeyleri var. Borçları var. Evet. Bu borçları kapatmadan önce işte hani Gilermi'yi 4 milyonu almaktansa Gilermi'yi 600 bin euroya takıma getirebilmek önemli. Evet kesinlikle. Yoksa gelmiş oyuncuyu elinizin altına koyup hani pişirmek değil yani oyuncu çıkartmak önemli. Kesinlikle. Umarız çıkartırlar. Bence çok Gilerme de çok güzel bir futbol oynar. Yeşil de şu anda olgunlaşma yeşiğinin tam doruklarında. Bir şeyler de yapabilir. İnşallah ligimizin en büyük şeyi istikrarsızlık. O istikrarsızlık aşamasından çıktıktan sonra Gilerme zaten sezonun en dikkat çeken oyuncusu olmaya devam edecektir. Biz de burada defalarca kez konuşacağız Gilerme'yi. Öyle gözüküyor. Ya o medyanın algısına kapılmazsa eğer hani işte iki hafta üstte Gilerme konuşulduktan sonra Gilerme şımarmazsa tabiri caizse. Evet. Yani işte o çünkü yaşıyoruz bunu genç Türk futbolcularının şeyi vardır yani işte bir transfer yapar ardından işte hemen pahalı marka arabalar alınır. İşte gece hayatları Recevherler kaybolur diyorsun. İstanbul'un hareketli gece hayatları işte ondan sonra ne haber Languti demeye başlarlar. Çok iyi. Yani bu tarz şeyler yapmazsa hani futboluna odaklanırsa ilerleme çok güzel yerlere gelebilir. Evet.
Evet. Umarız da odaklanmaz yani. Evet. Futbola odaklanır. Ben düşünüyorum gerçekten neden Malatya'dan veyahut da diğer Anadolu kulüplerinden niye çıkmasın diyelim. Ve Gilerme'yi artık kapatalım. Haftanın 11'ini konuşalım. Haftanın 11'inde gerçekten seçerken epey bir zorlandık. Bu hafta pazartesi maç olmaması da bizi biraz rahatlattı evet, açıkçası. Evet, rahatlattı birazcık. Kalede Fabian'ı verdik yine. Gerçekten yine çok üst düzey. 5 gol atıp da hiç gol yememesi de çok üst düzey oldu. Ömer Bayram bugün buraya koyuyoruz çünkü artık golüyle de tanıştı. Gol attı evet birazcık. Sonra evet. Tanıştı. Skirtle, Uğur Demirok iyi performans gösterdi. Mariano, Valbuena zaten dediğimiz gibi. Robinho çok iyiydi. Beşiktaş'ı epey yordu. Alexis Guilherme zaten konuştuk. Trezeguet'e bu hafta benim gözümde haftanın en güzel gollerinden bir tanesini attı. Çok güzel bir vuruşla. Forvet hattına da Onyekuru'yu koyduk. Artık bu santrafor mevkini evet. Alışmaya başladı gibi Onyekuru'da. Hak etti yani bu hafta. Hak etti. Anderlecht'te oynarken de zaten forvet pozisyonunda çok yönüyordu. Everton forvet fazlalığından dolayı zaten bir sezonda hani kiralayalım ve hani pasaportu da zaten sıkıntı Cenk'i oldu. Cenk'i de aldıktan sonra biraz. Evet Cenk'i de aldıktan sonra artık kanat taraflarında da Richarlison gibi bir çok deha yani. Bir futbolcu aldılar. Öbür kanatları Bernard Walcott diyerek çok iyi bir şekilde yani, gidiyor. Yerine alınan oyuncular işte hani isim olarak bir tık önde olunca Onyekuru'nun hani pişmesi için gönderildi. Ki hani Türkiye'yi bir tercih olabilir. Beklenen aslı çıkışı da yaşadı çünkü zamanında Dinayer bu çıkışı yaşamıştı. Sonradan işte Manchester City ile yaşanan bazı problemler. Hı hı. Yani umarız Everton'la da Galatasaray böyle problem yaşamaz. Hı hı. Ki Galatasaray'da uzun süreler forma giyebilir. İnşallah diyelim ve artık puan durumunu konuşalım. İyice ligler kızıştı. Puan durumunda da sürekli değişiklikler oluyor. Evet. Artık ben yetişemiyorum. Ya puanlar birbirine çok yakın. Aynen. Bunları ayarlamakta zaten o kadar çok zaman geçiyor ve cidden yetişemiyoruz puan durumunun sürekli değişikliklerine. Başakşehir haftayı lider kapattı ve öyle de gözüküyor. Diğer Avrupa liglerindeki takımlar da puanları hemen hemen yakın birbirine. Evet. İyi seyrediyorlar birbirlerini şu an. Galatasaray hemen ikinci sırada gördüğümüz gibi 23 puanla. Kasımpaşa beklenenin üstünde başladı lige ama istikrarını da belirtmek lazım. İki hoca değişti. İki hocayla beraber oynadı. Yani evet. Bu sezon iki hocayla devam ettiler. Değişen bir hoca vardı aslında. Değişen hoca. Daha sonra Mustafa Deniz'in gelmesi. Yine istikrar. Sonunda Mustafa Hoca da bu lige çok güzel bir takımla iyi bir yapılanmayla tutundu. Hı. Malatya gümbür gümbür geliyor. Antalya bu hafta kaybetse de yine çok güzel bir şekilde ilerlemeye devam ediyor Antalya Spor'la beraber. Ankara Gücü, Beşiktaş, Göztepe, Konya Spor. Trabzonspor biraz daha düşüşte bu şu sıralar. Demir Grup, Sivasspor, Bursaspor, Fenerbahçe artık 16.'dan 13.'ye sıçrayarak evet. Artık aradaki puan farkını da azaltmaya başladı. Çünkü ortadaki takımlar biraz daha puanları düşmeye başladı. 14 puanlık bir fark var ama bakalım. Evet bakalım. Yani Fenerbahçe umarız yukarıya tırmanır. Eminim Fenerbahçe zaten bu şekilde ya da Galatasaray bu şekilde durumları düştüğü zaman hemen toparlıyorlar. Hani ya şampiyon olmasıyla ilk 5'e giriyorlar yani. Şu anda aslında spor severlerin istediği şey hani Anadolu takımları geri düşsün, dört büyükler öne çıksın değil. Dört büyüklerin iyi oynadığı sezonda Anadolu takımlarından hani evet. isim yapsın. Çünkü hani gerçekten iyi futbol oynayan takımlar bundan hani ön sırada olanlar. Ya umarız Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray bir an önce toparlanır. Onlar da yarışın içine girirken lig kalitesi artar. Yani artık yani şu ilk beşe bakar mısınız? Yani Galatasaray ve Başakşehir arasında gitmiyor bile artık. Yani diğerleri, evet. diğer takımlar da geldi. 7 ve 9 arası sürekli değişebilecek puan yakınında. Çok yakın zaten birbirine. Artık çok kızıştı. Evet. Takımların kalitesi de arttı. Dilerim artık Avrupa'ya da başka takımlar göndererek de yeni bir jenerasyon oluşumuna sebep olur. Akhisar onu birazcık kırdı. Yani umarım bundan sonra işte Kasımpaşalar, Antalyalar. İddialı konuştular. Yani yeni Malatya. Umarız onlar da Avrupa. En azından ön elim aşaması oynar. Yani onlar da birer tecrübe edinir. Akhisar hani gidiyor yeniliyor falan ama yani bu hafta çok mükemmel bir maç çıkarttı. Evet. Gitti geldi maç gitti geldi son dakikada penaltıdan onlar da kaldı. Artık bir puanla tanışmasını da umuyoruz diyelim Akhisar'a. Kayseri Spor beklenenin altında bir performans sergiledi. Evet. Kayseri Spor deplasmanı bütün 4 büyük 5 büyük kulüpler içinde çok zorlu evet, bir deplasmandır. Zorlu bir deplasman o deplasmanı bize fazlasıyla gösteremedi açıkçası. Alanya Spor, Büyükşehir Belediye, Erzurum Spor artık bir basamak daha yükselerek ligin dibine Çaykur Rizespor'u itti. Okan Hoca'ya da gerçekten üzücü bir durum. Okan Hoca artık çok ligimizde çok deneyimli hocalarından evet. biri haline geldi. Vizyonda çok geniş ama artık bu alt sıralarda Okan Buruk'u görmeyi tabii ki istemiyoruz. Diyelim artık gelecek haftayı da konuşmaya başlayalım. Gelecek haftanın fikstürünü kıymetli rejimizden rica edelim. Artık haftaya da biraz daha milli takım aralarından sonra daha rahat bir fikstürle karşılaşacağız. Galatasaray Konyaspor evinde ağırlayacak. Büyükşehir Belediye Erzurumspor Antalyaspor'la karşılaşacak. Alanyaspor Kayseri, Ankara Gücü Beşiktaş, Sivasspor'la Çaykur Rize, Kasımpaşa
Malatyaspor, Akhisar, Bursa, Trabzon, Fenerbahçe artık bir derbi niteliğinde bir maç. Bir de Göztepe ile Başakşehir karşılaşacak. Dilesi haftaya da daha iyi bir fikstür. Evet. Daha iyi milli takımlarına dönmüş. Milli sakatsız dönmüş sonra. Bir takımlarla karşı karşıya oluruz. Artık ne diyorsun Trabzon Fenerbahçe maçı? Son bir onu konuşalım. Sonra birkaç anekdotumuz var. Onları da konuşalım çok hızlı. Şöyle Fenerbahçe için Trabzon deplasmanları birazcık kolay geçer. Çünkü dakika 45'i görmeden Trabzon taraftarı bir taşkınlık. Ya ister istemez hani Fenerbahçeli oyuncular da bunu çok tahrik ediyor. Trabzonsporlu taraftarlar da tahrik olunca hani sağ zaten iki takım arasında senelerdir olan bir gerginlik var. Geriliyor ve maç tatil ediliyor. Yani evet. Ben Fenerbahçe galip geliyor senelerdir böyle. Bakalım artık. Olan bir gerginlikler umarım çıkmaz. Yani son Galatasaray Fenerbahçe derbisinden sonra biraz daha dostane havada geçer ki Ali Koç'un ve Trabzonspor Başkanı'nın hani yakın ilişkileri artık hani olmaya başladı. Ali Koç'tan sonra Fenerbahçe'nin diğer takımlarla olan ilişkileri düzeldi. Kuvvetlendi. Hani takım ya da işte hani şirket sahipliğinden çok artık iki dost, iki arkadaş da aynı mesleği yapan insanlar olarak görüşmeler başladı ki bu futbol adına çok güzel bir şey. Evet, inşallah diyelim dostluk havasına geçer ve iyi olanı kazandığı bir maç olur diyelim ve hemen milli takım aday kadrosu açıklandı. Artık bu hafta milli takımlar sürecine gireceğiz. Futbolcuları inşallah bir sakatlık gelmez. Rejideki arkadaşlarımız da şu anda veriyor izleyenlerimize. Biz çok hızlı bir sürpriz var mı? Sence kim olmalıydı olmalıydı? Çok iki cümleyle alayım çok kısa bir şekilde. Ozan kesinlikle olmalıydı. Ozan Kabak benim de gerçekten büyük hayal kırıklığı. Ben bu kadronun içinde Ozan Kabak'ı mutlaka görmek isterdim. Eminim bütün izleyenlerimiz de görmek isterdir. Çok defans kalabalığı var. Ama umarım daha iyi olur. Ya bir türlü iyi stoper çıkartanlar milli takımda birbirine uyuşsun. Yani o seneler önce 2008-2009'daki o furyadan sonra birbirine alışan stoperler. Çünkü her maçta değişen bir defans yapısı var Türk milli takımında. Şöyle ki Ozan Kabak bence kesinlikle olmalıydı. Yani çok büyük bir hata. Lüçesko'nun gençti yaptı. Acaba değerlendirme mi? Olabilir. Çağlar Söyüncü de genç, Cengiz Ünder de genç. Artık 18 yaşında futbolcular milli takıma yani Rafael Varane'lar Fransa'da çıktığı zamanlar oynayabiliyor falan. Gayet de oynayabiliyordu. Yani, artık dünya futbolu buna alışmalı. Senin Fransa milli takımından hedef olarak ne eksikliğin var? Kesinlikle. Bu adamlar bunları bu 18 yaşındaki oyuncuları Dünya Kupası, Avrupa Kupası finallerinde oynatabiliyor. Sen ön elemeye almıyorsun ki yani çok büyük bir hata. Yani, belki Barış olmalıydı ama Barış da işte Fenerbahçe'de forma giyememesinden dolayı belki de. Güven Yalçın'ın da belki tek sıkıntısı açıklandıktan sonra kesinlikle belki ondan sonra sonra güzel olabilir. Forvet'te de eksiklerimiz var işte. Evet. Ben de az önce onu diyeceğim. İzleyicilerimiz de görüyor. İki isim var. Yeterli olacaktır ama hani Almanya'da bazen bunu oynuyor. 4-6-0 taktiği. Benim de beğendiğim bir taktik. Liverpool'un uyguladığı yıllarca. Milli takımda, yani bizim milli takımımızda saatte 9 oynayabilecek bir oyuncu yok. Yani bunu Royce'la Alman milli takım yapabiliyor ya da zamanında Fabregas'la İspanya milli takım yapabiliyor. Evet. Ama bizde Arda denendi başarılı olmadı. Şu anda Hakan Çalhanoğlu ara ara denendi. O da pek başarılı olmadı. Yani bizde bir forvet gerekiyor. Evet, sabit forvet gerekiyor. Kesinlikle gerekti diyelim ve bir efsanenin futbol dünyasından ayrılışını konuşalım. Drogba artık 40 yaşında emekli oldu. Futbolu da artık ara verecek diye düşünüyorduk derken artık zaten bıraktı. Belki geri dönebilir. Bu tip futbolcular bazen geri dönebiliyorlar. Kasanayı bırakıp bir hafta sonra tekrar. Gelebiliyorlar ama Drogba gerçekten ligimizde gördüğümüz ve göreceğimiz bu zamanki gelmiş geçmiş en iyi futbolculardan bir tanesiydi. Kesinlikle. Çok büyük bir marka yakaladı. Çok büyük bir isimdi. İstatistiklerini zaten görüyoruz. Ya bugüne kadar yaptıkları da ortada 20 gollük bir performans gerekiyor. Yani. Anlatmaya gerek yok Drogba'yı. Onu özlemle anıyoruz. Dilerim artık bu Türkiye liglerinde de iş yapmaya başlar. Galatasaray'la veyahut da Chelsea'yle antrenörlük görüşmeye şu an zaten devam ediyor. Sürekli olarak Mourinho ve Fatih Terim inanılmaz derecede Drogba'yla arası iyi. İşte Guti gibi oyuncuların hani artık burada oynamış, bu takımlara mal olmuş isimlerin artık takım kadrolarına birazcık daha girmesi. Evet. Yani onlar için oyuncu seçmesi gerekiyor ki yetenekleriyle bir şeyler başarmış, takım ruhu oluşturabilmiş oyuncular bunlar. Getireceği oyuncular da çok kötü olmaz diye düşünüyorum. Evet, diyelim artık ve programımızın sonuna gelelim. Son kez bir milli takımımızın fikstürü ekranımıza gelsin. Bu hafta sonu milli takımımız maçını oynayacak. İsveç-Ukrayna mücadelesinde onlara da çok büyük şans diliyoruz. Fikstür şu anda ekranlarımız dışımızdaki izleyicilere geliyor. Dilerim iyi bir maç olur. İsveç'te Konya'da oynayacaklar. Daha sonra Ukrayna'da Ukrayna ile beraber Antalya'da oynayacaklar. Biletlerin fiyatları da açıklandı. Gayet makul fiyatlar. Taraftarlarımız dilerim bu maçlarda rehabet gösterir. Diyelim artık son söyleyeceğim bir şey yoksa. Teşekkür ederim. Çok güzel programdı. Teşekkür ederim ben de değerli yorumların için. Bir Futbol Dünyası programında da görüşmek üzere efendim. Esenlikle kalın.